Pandemi nedeniyle kapanan ve 1,5 yılın ardından 6 Eylül'de açılan okullar başarılı bir eğitim dönemini geride bıraktı. Türkiye genelinde 18 milyonu aşkın öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kim ben çok heyecanlıyım diyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği an geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak sömestr tatiline başladı. Mutluyum, heyecanlıyım çünkü zor bir dönemi atlattık. Pandemiden dolayı gerçekten zor oldu ama güzel yani. Çok mutluyum. Çok mutluyum ben. Kendimi çok iyi hissediyorum ve de çok mutluyum takdir aldığım için. Mutluyum, çok sevinçliyim. Çok iyiyim. İnşallah daha iyisini de yaparım. Her biri şimdiden planlarını yapmıştı. Tatilde hem kitaplar okunacak hem de doyasıya oyunlar oynanacak. 15 tatilde bol bol kitap okuyacağım, testler çözeceğim. Ondan sonra resim çizeceğim, bazı aktiviteler yapacağım. Öğretmenimizin bize hediye ettiği kitaplardan okuyacağım. Sonra test çözeceğim. Gezeceğim, mutlu olacağım ve kendime vakit ayıracağım. Hobilerime zaman ayıracağım. Kardeşimle oynayacağım. Gezeceğim, dolaşacağım. Sokakta oynayacağım, bilgisayardan uzak duracağım telefondan falan. Öğrencilere tatilde ödev verilmezken öğretmenlerden de velilere uyarı geldi. Bu karne aslında sadece öğrencilerimizin karnesi değil. Aynı zamanda velilerimizin de karnesi. Birlikte yaptıkları etkinliklerin karnesi. Onlarla beraber çalışmalarının karnesi. Sonucu bir anlamda. O yüzden karneleri ellerine ulaştığında velilerimizin karnelerini gördüklerinde çocuklarımızla iyi bir iletişim kurmalarını tavsiye ediyoruz. Tatilde hepsine başarılar diliyoruz. Fazla ödev vermiyoruz. İyi bir tatil yapmalarını diliyoruz. Velilere de mesajımız şu olacak. Çocukları fazla sıkmasınlar. Gereksiz yere çocukları konuşarak morallerini bozmasınlar. Biz elimizden geldiğince onları bu dönemde yetiştirmeye çalıştık bütün bu olumsuz koşullara rağmen. Tatilin koronavirüs salgını nedeniyle uzatılacağı yönünde iddialar vardı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de bir açıklama geldi. Yarı yıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız. Öğrenciler ikinci dönem için 7 Şubat'ta ders başı yapacak.